Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haritada en çok vaka görülen ilin ilk 5'inin Karadeniz bölgesinde olması dikkat çekmişti. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum illerinde toplam 15 ilçedeki 12 mahalle ve 7 köy karantinaya alındığı ifade edildi. 7 ilde 12 mahalle ve 7 köy karantinaya alındığı açıklandı. Bugünkü yapılan açıklamalara göre. Doktor Fahrettin Koca yerinde karar dönemiyle kademeli normalleşeceğiz açıklamasıyla gözler normalleşme takvimine çevrilirken bakanlığın kriterlerine göre çok yüksek kristik kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve normalleşme adımına uzak iller arasında yer aldığı dile getirilmekte. Türkiye nüfusunun %9.46'sına sahip olan Karadeniz bölgesi vaka sayıları göz önüne alındığında %24'e bir gibi büyük fark ile en üst sırada yer almakta. edilen verilere göre ayrıca Türkiye'nin yüzde %24.1 oranında her 4 vakadan birinin Karadeniz bölgesinde saptandığı dile getirildi. Yapılan açıklamalara göre son verilere göre en çok riskli bölge Karadeniz bölgesi. 12 mahalle ve 7 köy karantinaya alındığı dile getirildi. Trabzon'da 9 ilçeye bağlı 9 mahallede, Samsun'da Ayvucuk ilçesinde bağlı Söğütpınar ve Şampınar mahallelerinde, Ordu'nun Altınordu ilçesi Aydınlık mahallesinde, Rize'de Ardeşen ilçesinin bir köyünün tamamıyla iki köyde bazı ev ve binalarda Gümüşhane'nin Köse ilçesi Yuvacık ve Kayadibi köylerinde Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Aşağı Zeytinli köyü ile Sinop'un Bayabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi. 14 gün boyunca bu bahsedilen yerlerin karantinaya alınacağı ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre ayrıca Karantina uygulanan köylerdeki okullarda yüz yüze eğitime de ara verilip uzaktan eğitime geçilirken jandarma, polis ve filyasyon ekipleri de giriş çıkışların kapatıldı. Karantinadaki yerleşim yerlerinde de sıkı denetimlerin başlatıldığı ifade edildi. Kurallara uymayan, yasaklara uymayanlar hakkında da ceza işlemlerin uygulanacağı ifade edildi yapılan açıklamalarda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Peki sizce bu şekilde il bazında, köy bazında, mahalle bazında cadde bazında, sokak bazında alınan karantinalarla bu mutasyonun yayılmasını engelleyebilir miyiz? Ya da bölgede veya vakaların artış gösteren yerlerde tam kapanmaya ihtiyaç var mı? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.